Merhaba efendim. Bugün size neşe saçan ışıklı cisminiz olarak, hafif komik olarak, fazla taşlamacı olarak, haşlamacı olarak geldim. Bugün size ciddi bir duruş sergileyen mesajlar vermeyeceğim ama çok ciddi olsa da dalga geçe geçe iğnelememi, taşlamamı, haşlamamı hiç esirgemeyeceğim. Nasılsınız inşallah maşallah? Heh? Bak gördün mü? Farka bak. Bak. Burası normal hal. Burayı gördün mü? Asimetrikliği gördün mü? Asiktirmetlikliği gördün mü? Bak. Asiktirmetliği. Bak. Burada ne var? İçeride böyle naha böyle bir diş iltihabı var. Diş eti iltihabı var. Sebep? Sebep en son dişlerimi yaptırdığımdan beri yaklaşık 3-4 yıldır bir kontrola gitmemem. Ya buradan aldın mı dersi? Ya. Şimdi dersin anasına babasına geleceğiz de biraz ben şu an biraz şey yapıyorum, intro yapıyorum yani ısınmaya çalışıyorum olaya. Olay aslında ne biliyor musunuz kardeşim? Ben artık bıktım. Neden bıktım biliyor musunuz? Şimdi affedersiniz ama bu vereceğim mesajda, yapacağım bu konuşmada kendine gocunacak şeyler çıkaracaklar olabilir. Umurumda değil, olsunlar. Alınanlar olabilir. Dibine kadar alınsınlar. Umurumda değil, alınsınlar. He. Çok fazla iğne yapacağım. Kusura bakmayın, bazen de doğruları takır takır söylemek lazım. Çünkü insanoğlu hem yönetenler tarafından hem bizzat kendileri tarafından aldatıla aldatıla artık ruhen çıkmaza girmiş durumda. Yani gerçekten ve gerçekten birçoğumuzun ruh hastası olduğunu artık ben garanti ediyorum. E tabi hasta olmayan, yani aydınlanmış saf çocuk bilinç, böyle çocuk bilgi olan bilinçteki bizim gibiler ise ne yapsınlar abicim? Bizler de tırlatmamak için böyle işte birbirimize konuşmalar çekiyoruz. Birbirimizle özel bilinç üstü buluşmalar yapıyoruz. Bol bol meditasyon yapıyoruz, tefekküre dalıyoruz. Dalınca bazen çıkamıyoruz. İnsanları kırmış oluyoruz. Beklentilerini cevaplayamıyoruz. Kardeşim ben onların beklentilerini tam bel kemiğine şeytan dölleri sokayım. Evet, şimdi bugünkü iğneleme konumuz öğüt veren insanlar. Sürekli öğüt veren hasta ruhlar. Hatta bir dakika bekleyin, ben not almıştım. Notumu alıp da geleyim. Ha. Anamı alıp da geliyorum, anamı. Baktık, hayır. Notumuzu buraya almamışız. Ya biz nasıl bir adamım, notumu da oraya almamışım. Notu nereye aldığımı bilmiyorum. Olsun, not olsa da koyarım, olmasa da koyarım. Ben konuşmama aynen devam ediyorum. Hem de şık bak, iltap dişte devam ediyorum. Yarın doktor sabah bekliyor. Belki çekecek. Belki dişi çekecek. Biraz rahatlayalım dedim ya. Yani oluş haline geçeceğim birazdan da. Ona geçmeden önce dedim şöyle bir dünyaya bir püsküreyim. Hak edenlere be. Hak etmeyenler gelsinler benim, aha buraya bak, kucağıma bak, otursunlar. Hak etmeyenler gelsinler benim şu kalbim merkezine otursunlar. Hak etmeyenler gelsinler benim başımın üstüne pislesinler. Kardeşim ben onların boklarını yerim be. Bok dediğin sadece bir fiziksel bir şey değil mi? Elektronları yok mu onun da, dışkı dışkı. Yani. Öğüt verenler. Bak şimdi. Toplumumuzda ve bütün dünyada artık hastalanmış ruhları ben sürekli masaya yatıran, tefekküre dalan, onlarla ilgili çıkarımlarımı yapan ve yoluna devam eden bir insanım kardeşim. Şöyle diyeyim, mesela öğüt, sürekli öğüt vermek neden olur? Mesela yaş çok ilerlediyse ve yeterli bilinç aşımı yapılmadıysa sürekli loop'a alınmış bir hayat ve kendi yaşadığı, kendine göre faydalı çıkarımları sürekli karşısındakini kendinden küçük görüp iki lafın arasına, üç lafın arasına bir öğüt sıkıştırma şeklinde zuhur edebilir. Bu bir. En nefret ettiğim bu. En nefret ettiğim. Yani yaşı fosile erdi diye kendini bilge zanneden gafiller. Bu bir gafillik bilincidir sevgili dostlarım, canlarım. Bu bir gafillik bilincidir. En sık rastlanan ve sonu bilinçsizliğe varacak olan, Alzheimer şeklinde veya unutkanlıkla bu dünyadan göç edecek olan canlı tipidir bunlar. İnsan tipidir. 2. Öğüt niye verilir? Neden verilir? Niye verilir? Bir de gerçekten dünyevi bazı konularda veya tecrübede bir iş alanında veya edebiyatta, filozoflukta falan hani felsefede çok
şeyler ortaya koymuş ve gerçekten kendine stratosfer altı da olsa güzel çıkarımlarda bulunmuş, işe yarayacak öğretiler sunmuş insanlar sık sık karşılarına gelen genç yaşlı herkese iki laf arasında bir tane öğüt verirler kardeşim. Bak, burada bir yere kadar saygılıyım. Çünkü adam yapmış, yapıştırmış, takıştırmış, hayatı zaten film gibi yaşamış, derin senaryolara imza atmış. Yani senaryo diyorsam mecaz olarak bahsediyorum. Derin oluşumlarda bulunmuş adam, bırakın da bir şeyler söylesin. Ama bunu hadsiz şekilde, nezaket sınırları dışında sürekli kendini üste görerek iki lafın arasına bir öğüt koyarsa, bu da caiz değildir kardeşim. Ben onun da kapağını kapatır yollarım boş uzaya. 2. Bitti. 3. Öğüt neden verilir, nasıl verilir? 3. tip insana geçelim. Gerçekten dünyaya sınırlı şekilde yaklaşmayan, yani her şeyi stratosfer altında algılamayan, daha geniş kozmik boyutlarda, yani evrensel dedikleri boyutta ele alan bazı spiritüel üstadların veya ermiş bilincinde olanların, bilgelik bilincinde olanların ara ara kendilerinde görev olarak algıladıkları şekilde öğüt vermeleri şeklinde zuhur eden durum. Onlara da saygım var. Onlara da saygım var. Ama bir tek o ilk saydığım sınıfa saygım yok. Çünkü ilk saydığım sınıftaki, yani her bir yaşı eren, her bir boklar yaşamış, her insan gibi yaşamış, hem de yani artıya bir şey katmamış olanların ikide bir böyle loop'a alıp bir laf ettiğinde araya bir öğüt sıkıştırması tahammül edilemeyecek kadar bir hastalık boyutunda bir şeydir benim için. Bunu özellikle onun için çektim. İkinci dediğimde tekrar edelim, bir tekrar edelim. Biz de loop'a alalım, biz de loop'a alalım. Fosil moruklar gibi. Dünya alanında bir şeyler yapmış, çok şeylerle uğraşmış insanın, hep diyorum ya, ya bir dakika bir izin verin de adam bir şeyler anlatsın, tamam bu öğütler verebilir. Ama bu üç sınıfta da dikkat etmesi gereken, dikkat edilmesi gereken en önemli şey öğütleri verirken yani talep bekleme. Ya senden bir talep ediliyorsa bir şeyler dayatman veya diyeyim doğrudan bu böyledir, bu şöyledir, bunlara dikkat et demen. Çünkü senden talep edilirse hakkındır. Her türlü öğüt de verirsin. Eline sopayı alır, kıçını da döversin. Ancak senden talep edilmediği halde iki adım atıp araya bir öğüt, üç adım atıp araya bir öğüt sokuşturarak bu şekilde etrafındaki diğer dimağları, bilinçleri yoruyorsan ve onlara aslında tacizde bulunuyorsan bu hiç hoş bir şey değildir. Nezaket. Yani bütün bu öğüt safsatasının sonunda aslında lafı getirmek istediğim yer nezaket içinde olmak. Dostlar, canlar, birbirinize nezaket içinde olun. Bakın, zaten stratosfer altı bilinçte kalıp, yani bu dünyadaki hayatında gafil etiketiyle buradan göçecek olanların verdikleri öğütlerde hiçbir değer görmüyorum. Yani dünyevi öğütlerdir. Bugün ben açarım bir arkadaşıma sorarım. Bir tane fosilin bana söylediğinden 10 kat faydalı, daha canlı, daha faydalı bir öğüt alabilirim yani. Bir fikir alabilirim. Ama bunu dediğim gibi loop'a aldığında bu hastalık belirtisidir. Çünkü artık gideceğin yer kalmamış. Gitmişsin abi, stratosfer güm demiş, seni durdurmuş. O da dualite bakış açın olduğundan. Öteye geçemiyorsun artık, ne yapacaksın? Geriye döneceksin. Bidikliklere, genç gördüklerine öğütler sürekli vereceksin. Yani çayı koyacaksın, o sırada bir öğüt. Tuvalete sıçacaksın, o sırada bir öğüt. Yani bunları geçin dostlarım. Bunlarla artık bizim hiçbir işimiz kalmamıştır. Zaten sistem yoğun bir ayıklanma dönemine girmiş durumdadır. Hepinizden ricam, etrafınızda kim varsa ve siz kendinizi hangi düşünce seviyesinde görüyorsanız ve öyle isimlendiriyorsanız lütfen nezaketi eksik etmeyin. Yani mesela ben kendimi masaya yatırmam gerekirse bugün bir ilkokul çocuğu veya ortaokul çocuğuna bile haddimi aşıp da iki laf arasında bir tane öğüt sallamam kardeşim. Bu, yani bu varoluşa saygısızlıktır ya. Bu var olan bir bilinci yaşından dolayı yetersiz görmektir. Bu büyük bir küfürdür lan. Bu bir tacizdir. Bunları son zamanlarda özellikle hızla her kim olursa olsun bilinç alanımdan feci şekilde bir ışıkla, şiddetli, kör edici bir ışıkla def etmekteyim. Hepinize de bunu öneririm. Gerçekten bunu yapın. Artık kimsenin safsatalarla dolu, değersiz hayatlardan çıkarılmış, sizin işinize yaramayacak öğütlere ihtiyacı yoktur, ukalalığa ihtiyacı yoktur. Herkesin özüne dönmesi lazımdır.
Tabii ki bulgularımızı, tecrübelerimizi paylaşacağız. Tabii ki senin açtığın bir algın sonucunda elde ettiğin bir bilgi benim hoşuma gidebilir, bunu duymak isterim. Ve o belki bana da ışık olacaktır, benim yolumda da çok güzel bir trafik işareti olacaktır. Canım feda der, onu böyle benliğime alırım. Ama bunları birbirimize uygularken lütfen nezaketten, kibarlıktan asla eksik etmeyelim, haddimizi aşmayalım. Çünkü talep edilmeden yaptığınız her bir öğüt, her bir bilince müdahale size şiddetli şekilde olumsuzluk olarak geri dönecektir. Haydi bakalım, gocunanlar, buradan tenekenize hepinizin koyuyorum. Hep birlikte ışık ve sevgiyle diyorum. Açık olun, zihniniz açık olsun, nezaket içinde olun. Dostamak bekliyor. Belki çekecek, belki dişi çekecek. Biraz rahatlayalım dedim ya. Yani oluş haline geçeceğim birazdan da, ona geçmeden önce dedim şöyle bir dünyaya bir püsküreyim. Hak edenlere mi? Hak etmeyenler gelsinler benim, aha buraya bak, kucağıma bak. Otursunlar. Hak etmeyenler gelsinler benim şu kalbimin merkezine, otursunlar. Harbi çekimin içine sıçmışız ya. Bak dişçiden geldim, buradaki dişi 10 dakikada 15 dakikada oradan alıverdi doktor, genç doktor hala şık. Daha burası yok yüzümün. Ama çekimi içine harbi sıçmışız ya.